Evet, burada mesela farklı yönlerde olabilir. Mesela Samsun'dan Adana'ya giderken olabilir. Zonguldak'tan işte Hatay'a doğru giderken, Adana'ya doğru giderken olabilir. Rize'den Antalya'ya giderken olabilir. Yani buradan çok farklı şekillerde de bu yolu, gidişatı sorabilirler. Yine sorarken şöyle sorabilir. 1, 2, 3 nolu yerdeki bitki türleri nedir der. Yine fix bakın ÖSYM tarzı bir sorudur bu. Veya bunların ağaç türlerini sorabilir. Veya yaprak formasyonlarını sorabilir. Geniş, iğne, karışık şeklinde sorabilir. Şimdi biz de buradan arkadaşlar böyle bir gidişatta neler değişir onlara bakacağız. Şimdi Çatalzeytin'den başlıyoruz. Bakın önce Türe Dağları'nı çıkıyorum. Sonra iniyorum Ilgaz Dağları'nı çıkıyorum. İniyorum. İç Anadolu'da platoluk alanda seyrediyorum. Ondan sonra Torosların zirvelerini görüp Alanya'ya geliyorum. Anlaştık mı? Gidişatı böyle yapıyoruz. Peki ben size soracağım, siz bana söyleyeceksiniz. Karadeniz'de deniz seviyesiyle 1000 metre arasında hangi türde ağaç türü vardır? Evet, Karadeniz'de deniz seviyesiyle 1000 metre arası hangi ağaç türü vardır? Geniş yapraklı, güzel. Geniş yapraklı ağaçlar var. Aynen öyle arkadaşlar. Burada geniş yaprakları görüyoruz. 1000 metre, 2000 metre arası olan kısımda hangi ağaç türleri vardır? Güzel. Aynen öyle. Hem iğne yapraklılar hem geniş yaprakların olduğu karışık yapraklı orman kuşağı vardır, değil mi? Sonra aşağıya doğru indim. Bakın yine 2000 metre, 1000 metre arasında. Bu tarafta geniş yapraklar biraz daha fazla olacak. Çünkü batı yönü bakın burası güney yamaç. Burası da biraz daha iğne yaprakları olacak. Yani genel anlamda yine bu iki yamaçta karışık yapraklar göreceğiz. Peki geldim 2000 metrenin üstüne çıktım. Bakın şu çarpı koyduğum yer. Orada ne var? Çarpı koyduğum yerde. Güzel. Ne vardır? İğne yapraklı mı var? Çayır mı var? Çarpı koyduğum yer 2000 metrenin üstü. Güzel. Alpin çayırları var. Çayırlar var arkadaşlar. Burada bakın 2000 metrenin üstüne çıktım. Artık çayırlar görüyorum. Ormanlar 2000 metreye kadar. Öyle düşünün. Sonra aşağı İç Anadolu'ya indim. İç Anadolu'da bakın şu alanda gidiyorum. Burada neler görüyorum? İç Anadolu'daki bu alanda. Neler göreceğim? Bozkırlar. Bir bozkır türü daha vardı. Nasıl bozkırdı onlar? Antropojen bozkır, değil mi? Antropojen bozkırlar ve bozkırlar burada vardır diyeceğiz arkadaşlar. Bu tarafta oluşan ağaç, ot toplulukları için. Çok pardon. Sonra dağın zirvesine çıktım Toroslara. Toros zirvesine çıktım. Ne göreceğim orada? Torosların zirvesinde. İğne mi vardır yoksa kar da olabilir. Tamam, o da olabilir. Ama başka bir bitki topluluğu olarak ne görürüm? 2000 metrenin üstü bakın. Toros zirvelerine doğru çıkıyorum. Neler görüyorum? Çayırlar görüyorum, değil mi? Burada da çayır alanları göreceğim. Şimdi geldik önemli noktalardan birisine. Şimdi Akdeniz'de ormanları iki kuşağa ayırmıştık. Bunlardan biri deniz seviyesinden 1000 metreye kadar, diğeri ise 1000 metreden 2000 metreye kadar olan kuşaktaydı. Peki deniz seviyesinden 1000 metreye kadar olan kuşakta, bu aralıkta hangi bitki topluluğu kuşağı vardır? Adı nedir? Şu aralık bakın. Şurayı soruyorum. Burada deniz seviyesinden 1000 metreye kadar olan aralıkta. Güzel. Kızılçam. Peki onun bir kuşak adı vardı. Bir şey kuşağı diyorduk. Ne kuşağıydı o? Hani bir ismi var. Heh, güzel Şerife. Aynen öyle. Asıl Akdeniz kuşağı ya da kıyı kuşağı demiştik. Asıl Akdeniz ya da Akdeniz kıyı kuşağı demiştik. Konuşamadım. Kızılçamlar ve neler var burada? Makiler var. Peki 1000 metre 2000 metre arasında. 1000 metre 2000 metre arası. Buranın adı neydi? Ne kuşağıydı buranın? Dağ kuşağı. Güzel. Peki buradaki ağaçlar nasıl ağaçlar? Topluluk olarak. Nasıl yapraklılar yani? Öyle sorayım. İğne yapraklı. Güzel. Burada iğne yaprakların olduğu Akdeniz dağ kuşağını görüyoruz, değil mi? Bakın bunları ayrı ayrı da sorabilir bu şekilde. Lütfen dikkat edin. Peki hemen sağlamasını yapalım. Bakalım doğru yaptık mı?
geniş yapraklı, karışık yapraklı, karışık yapraklı çayırlar, bozkırlar, antropojen bozkır ve bozkır türleri, yine çayırlar, sonra iğne yapraklar, sonra kızılçam ve makiler. Demek ki doğru yaptık. Bakın burası gerçekten gelebilecek bir soru kalıbıdır arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Tamam, çıkabilir, unutmuyoruz. Evet, şimdi bitkilerden nasıl yararlanıyoruz? Bitkilerden insanlara gıda, yakıt, barınak, temiz hava, su, ilaç, gelir kaynağı, istihdam, dinlenme, peyzaj gibi pek çok alanda faydalanabiliyoruz. En önemli kaynaklardan biri olan bitkilerde iki türlü yararlanmamız var. Bunlardan biri doğrudan, yani direkt yararlanma, diğeri ise dolaylı yararlanma. Şimdi doğrudan yararlanırken iki tane ürüne ayırmışız, ürün grubuna ayırmışız. Bunlardan biri ana ürün grubu, diğeri ise yan ürün grubu. Şimdi hocam, bunu nasıl ayırt edeceğiz biz? Ana ürün, yan ürün nereden bileceğiz? Bakın çok basit. Ana ürün ağacın gövdesinden, gövde. Yan ürün ise ağacın yanından, yani dallarından elde ediliyor. Gövdesinden elde edilen ana ürünler, dallarından elde edilen yan ürünler diyoruz. Gövdeden alınan ürünler içerisinde tomruk, parke, mobilya, kontrplak. Bakın bunlar dallardan yapılamaz, tamam? Sunta, kağıt, telefon direği, maden direği, yakacak odun, dip, yonga odunu gibi malzemeler çıkıyor. Dallarından veya ağacın dışından reçine, sığla yağı, çam kozalağı, ıhlamur, keçi boynuzu, defne yaprağı, çam fıstığı, çam balık, kekik gibi ürünler elde ediliyor. Bunları da yan ürünler diyoruz. Anlaştık mı? Yani ana ürün, yan ürün diye böyle ikiye ayıracağız. Bitkilerden dolaylı olarak da faydalanıyorum. Yüzeysel akışı engel olarak erozyonu önleyebiliyorum. Yeraltı, yerüstü sularını düzenleyebiliyorum. Doğal görünümleri ve dinlendirici özellikleri de turizm ve rekreasyon, yani yenilenme alanı olarak da değerlendirebiliyorum. Evet, buradan da gelebilir bakın arkadaşlar şu ana ürün, yan ürün grupları gerçekten güzel soru çıkar buradan. Hangisi ana üründür, hangisi yan üründür gibi oradan dikkat etmek gerekecek. Evet, şimdi fotoğraflarda gördüğümüz yerleri Türkiye'nin şehirleriyle eşleştireceğiz, görselleri. Bakın burada uzun boylu otlar var. Büyükbaş hayvanlar var. Hangi şehir olabilir bunlar içerisinde, bu görselin olduğu şehir? Ses kesiliyor mu? İyi mi şu an? Belki senin internetinle alakalı bir sorun olabilir mi Murat? Evet. Neresi olabilir? Kars olabilir. Peki burada böyle hafif sararmış ot toplulukları var. Küçükbaş hayvanlar var. Burada ne var? Evet, neresi olabilir? Sivas olabilir. Güzel. Peki burada bakın neler diyelim bunlara? İşte Arı Kovanı. Arı kovanları var. Burası neresi olabilir? Arı kovanları. Yani arıcılık olan bir yer olacak. Hah, güzel. Muğla olabilir değil mi? Muğla olabilir. Muğla'da arıcılık faaliyetleri oldukça fazla. Ordu 1, Muğla 2. sırada. Bakın burada kütük tomruklar var gördüğünüz gibi. Ormancılık faaliyeti Türkiye'de en çok olan iki yer. Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de. Neresi olabilir? Batı Karadeniz'de Kastamonu olabilir. Fıstık çamı. Nerede olabilir fıstık çamı? Fıstık çamı nerede olabilir? Muğla'da da olabilir emine ama hani işaretlemediğimiz yerlerden birini düşünelim. İzmir, güzel. İzmir olabilir arkadaşlar fıstık çamı. Bakın çok güzel bir göl var. Gölün etrafında böyle ağaçlıklarla çevrili. Yedi göller, Avant, bunların olduğu bir yeri düşünmemiz lazım. Güzel, bol olacak. Doğru cevap. Evet, dikkat edelim. Böyle eşleştirme soruları da görebiliyoruz. Şimdi bir eşleştirme sorusu daha var burada. Bakın A, B, C, Ç, C, D, E var. A, bozkır, antropojen bozkır, kızılçam, maki, garik, pisoda maki. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye eşleştirdiğinizde maki tarif edilen yerde ortaya çıkan kısa boylu çalılardır. Kızılçam ormanlarının yok edilmesiyle ortaya çıkar. İlkbahar yağışlı yaz dönemi kurak yerlerde görülen otlar. Karadeniz'deki ormanların tahrip edilmesiyle görülenler, iç bölgelerdeki ormanların tahrip edilmesiyle görülenler, Akdeniz ikliminin bitki örtüsü hangisidir? Şimdi bunları eşleştiriyoruz. Önce A ile başlıyoruz. Yani bozkırla başlıyoruz. Bozkır bunlardan hangisiyle eşleşir? Bozkır bunlardan hangisiyle eşleşir? Evet.
Bozkır 3 ile mi 5 ile mi eşleşiyor? Bozkır ilkbahar dönemi yağışlı, yaz dönemi kurak. Bakın net Bozkır tanımıydı bu. Yani A 3 ile eşleşecek. Antropojen Bozkır. Şimdi bir daha burayı düşünün. 5 diyenler. Antropojen Bozkır. Antropojen Bozkır hangisiyle eşleşir? Onu söyledik. Heh, şimdi 5 ile eşleşir. İç bölgelerdeki ormanlar tahrip edilirse yerine antropojen bozkırlar çıkar demiştik. Yani B'yi 5 ile eşleştiriyoruz. Kızılçam ormanları hangisiyle eşleşmeli? Kızılçam ormanları. Yukarıda eşleşmiş ama siz bakmayın ona. Siz eşleştirin. Kızılçam ormanları. Güzel. Hangisiyle eşleşir? 6. Nedir? Akdeniz iklim bölgesi bitki örtüsüdür. Peki maki? Makiler, bodur ağaçlar hangileriyle ortaya çıkıyordu? 4 mü 2 mi? 2. Güzel. Kızılçam tahrip eder, edilirse yerine maki çıkar demiştik değil mi? Arkadaşlar kızılçam ormanları tahrip edildiğinde maki, makiler tahrip edildiğinde de başka bir şey çıkıyordu. Ne çıkıyordu? Garikler çıkıyordu. Peki garik hangisiyle eşleşiyor o zaman? Garik. Güzel. Bir ile eşleşiyor. Makilerin tahrip edildiği yerde ortaya çıkan kısa boylu çalılar diyoruz. Peki pisodomaki? Bir tane kaldı zaten geriye. Pisodomaki. Güzel. Dört ile eşleşiyor değil mi? Pisodomaki. Evet. O da Karadeniz'deki ormanlar tahrip edildiğinde yerine pisodomaki çıkar demiştik. Örnek olarak da fındık ağacını vermiştik. Evet. Bakın bu da geçen sene çıkmış soru. Ağaç türlerinden hangisi Türkiye ormanları içerisinde daha sınırlı bir yayılım gösterir demiş. Tamam. Ağaç türlerinden hangisi daha sınırlı? A mı B mi? A diyenler var, B diyenler var. Daha sınırlı. Yani yayılma alanı daha az olacak, dar olacak. Şimdi demek ki burada belli bir alanda aynen öyle Elif, belli bir alanda görülen ağaç türünü hatırlamam lazım. Yani başka bir yerde görülmeyen. Evet aynen öyle. Ne var? Sığla var bakın. Sığla nasıl bir tür? Endemik. Sadece nerede yetişiyor demiştik? Muğla'da yetişiyor demiştik. Sığla, Muğla oradan hatırlayın demiştim. Geçen sene de aynısını demiştim. Bakın böyle pat diye sordular. Dolayısıyla böyle bu şekilde soruyorlar arkadaşlar. Bence çok zorlanacağınız bir soru değil bu aslında. Dikkat edin bakın. Kızılçam. Şimdi kafanızı karıştıran herhalde Akdeniz ikliminde görülmesi sınırlı dediği için. Ama biz ne dedik bakın. Türkiye'de en çok bulunan ağaç türleri. Bir, meşe. Birinci sırada. İki, kızılçam dedik. Kızılçam Türkiye'de çok var arkadaşlar. Ve dünyadaki en geniş yayılma alanı Türkiye'de. Yani sınırlı bir alan gösteremez. Türkiye'nin kıyılarının neredeyse büyük bir kısmında var Karadeniz hariç. Karaçam yine Türkiye'de yaygınlardan biri. Sarıçam yine yaygınlardan sayılıyor. Dolayısıyla doğru cevabımız B. Sığla endemik bir tür. Sadece nerede var? Muğla'da var. Muğla, sığla oradan hatırlayın demiştim. Dikkat! Bakın direkt böyle sordular. Unutmuyoruz. Evet bitkileri böylelikle bitirdik. Meşe en çok. Meşe en çok, kızılçam ikinci sırada. İğne yapraklar içinde kızılçam Özlem. İğne yapraklı ağaçlar içinde kızılçam. Belki söylediysem öyle söylemişimdir, o kalmıştır aklımda. İğne yaprakları içinde en çok kızılçam. Evet geldik yeni ünite. Dördüncü ünite arkadaşlar, nüfus ünitesine. Türkiye'nin nüfusundan ve bunların özelliklerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Şöyle ekranımızı yansıtalım hemen. Rica ederim. Evet. Böyle yansıttık. Şimdi Türkiye nüfusunun özelliklerinden bahsedeceğiz. Şimdi Türkiye nüfusuyla alakalı arkadaşlar her yıl ortalama bir ya da iki soru arasında soru görüyoruz. Yani çok çok üst seviyelerde sayıda soru gelmemiş buradan. Bizde çok zorlayacak soru yok açıkçası. Çok sıkıntı yaşamayacağız yani nüfus ünitesinde. İlk konular biraz ağır gidiyor ama ondan sonraki konularda çok daha hızlı gideceğiz. İnsan yaşamı açısından elverişli koşulları barındıran Türkiye toprakları
eski çağlardan bir yerleşme alanı olarak tercih edilmiş. Gerçekten çok fazla medeniyetler kurulmuş ve yıkılmış Türkiye'de. Ancak tarihi süreçte bu bölgede yaşayanlara yönelik bilimsel bir nüfus sayımı yapılmamış. O yüzden nüfusa dair sağlıklı bir veri, bilgi bulunmuyor arkadaşlar. Ta ki Osmanlı dönemine kadar. Şimdi Osmanlı döneminde ilk nüfus sayımı 1831 yılında 2. Mahmut döneminde yapılıyor. Askere alınacaklar ve vergi yükümlülerini belirlemek amacıyla nüfus sayımı yapılıyor. Sadece erkekler sayılıyor ve Anadolu nüfusu 7 milyon çıkıyor. Sultan Abdülmecit 1844 yılında yine nüfus kimlik belgesi vermek amacıyla nüfus sayımı yapacak. Bu sayımda yine sadece erkekler sayılacak. Anadolu nüfusu 10 milyon çıkacak. Üçüncü sayım Sultan Abdülaziz'de 1874 yılında gerçekleştirilmiş. Anadolu nüfusu yaklaşık 12 milyon. Osmanlı Devleti'nin nüfusu ise yaklaşık olarak 29 milyonluk nüfus olarak çıkmıştır diyoruz. Cumhuriyetten sonra artık şimdi demokrasi hayatımıza girdi. İlk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmış. Kadın erkek eşit bir şekilde sayılmış. Ve Türkiye'nin nüfusu 13 milyon 600 binlik bir rakamda sayıda ortaya çıkmış. 1927'den sonra 1935 yılında ikinci sayımı yapıyoruz. Türkiye nüfusu 16 milyon civarında bir nüfusta. Ve 1935'teki sayım sonrasında diyoruz ki artık her 5 yılda bir nüfus sayımı yapalım diyoruz. Bu anlamda arkadaşlar 1990 yılına kadar 5'er yıllık periyotlarla nüfus sayımı gerçekleştiriyoruz. 1990 yılında yeni bir yasa çıkartıyoruz. Diyoruz ki ya bu 5 yıllık periyottaki sayımlar artık biraz böyle dar zaman oluyor. Bir nüfus da çoğaldı. Ekonomik olarak da zarara uğruyoruz. Sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor çünkü. O zaman diyoruz ki 10 yılda bir yapalım bu sayımları. Ve 1990'dan sonra ilk nüfus sayımı için 2000 yılını tercih ediyoruz. 2000 yılı ilk 10 yıllık sayım arkadaşlar. Birazdan özetleyeceğim şimdi zaman çizelgesinde. İlk 10 yıllık sayımı yapıyoruz ama 2000 yılından sonra ikinci bir 10 yıllık sayım uygulanmıyor. Yani 2010 yılında yeni bir nüfus sayımı yapılmıyor. Çünkü 2007'de farklı bir sayım sistemine geçiyoruz. Şimdi buraya kadar konuştuğum kısmı bir özetliyorum. Arkadaşlar kalemimi çıkartayım şöyle. 1927 ilk nüfus sayımı. 1927'den sonra 1935 yılında ikinci sayımı gerçekleştiriyoruz. 1935'te yasa çıkartıyoruz. Her 5 yılda bir sayım yapacağız diye. 1990 yılına kadar 5'er yıllık sayımlar yapılıyor. 1990 yılına geldim. Diyorum ki artık 10 yılda bir sayım yapalım. 10 yıl sayımları. Peki ilk 10 yıllık sayımı ne zaman yapıyorum? 2000. Yani 1990'dan sonra 2000'de ilk sayım yapılmış. Peki 2000'den sonra 2010'da sayım olmadığına göre bu aynı zamanda son 10 yıllık sayım oluyor. Anlaştık mı? Bakın 1927 sayım yaptım. 1935'ten sonra 5'er yıllık sayımları yaptım. 1990'da 5 yıllık sayımları tamamladım. 1990'da dedim ki 10 yılda bir sayım yapacağım. 10 yıllık sayım 2000. Son 10 yıllık sayım olacak. Ve 2010'da yeniden sayım yok. Bakın tekrar söylüyorum. Çünkü buradan doğru yanlış bilgi doğru bilgi, yanlış bilgi soruları gelebilir. Dikkat etmemiz lazım. Tamam mı? Sonra bu sayım sistemine de facto sayım sistemi diyoruz. Şimdi bu sayım sisteminde şöyle oluyor. Nüfus memurları geliyor. O an senin evinde kaç kişi varsa hanede, o hanedeki kişi sayısını nüfus defterine işliyor. İşledikten sonra o defterdeki toplam sayı o şehrin nüfusu sayılıyor. Tamam mı? Şimdi diyelim ki ben normalde aslında İstanbul'da yaşıyorum. Nüfus sayımının yapıldığı gün zamanda tatile işte diyelim ki annemin yanına atıyorum Eskişehir'e geldim. Şimdi ben normalde İstanbul'dayken Eskişehir'in nüfusuna dahil ediliyorum. Aslında benim yaşadığım yer İstanbul. Ama ben o hanede o anda orada bulunduğum için nüfus sayımında Eskişehir'de görülüyorum. Ta ki bir sonraki sayıma kadar orada sayılıyorum ben hep. Tamam, yani hep Eskişehir'de görülüyorum. Dolayısıyla şehirlerin nüfuslarını belirlemede biraz sıkıntılar yaratabiliyordu bu sistem. Biz bu sayım sistemine de facto sayım sistemi diyoruz. Bakın bugüne kadar hiç sormadılar. Çok güzel soru olur buradan. Tamam mı? 2007'den sonra nüfus sayım sistemini değiştiriyoruz. Adrese dayalı nüfus
kayıt sistemine geçiyoruz ve her yıl artık sayım yapmaya karar veriyoruz. Nasıl karar veriyoruz? İşte yılın son günü 31 Aralık 2019. Son nüfus sayımı bu zaten. Gece 12'de 00:00'da nüfusa girenler, çıkanlar tespit ediliyor. Ondan sonra gece 12'deki son nüfus alınıyor ve deniliyor ki bu 2019 yılının nüfusu. Ocak ayı içerisinde bir istatistiksel bilgi çalışması yapıldıktan sonra Ocak ayı içerisinde bu nüfus yayınlanıyor ve her yıl bu sayım yapılıyor. Böylelikle 2007'den sonra daha kolay bir sisteme geçildiği için her yıl sayım yapılmasına karar verilmiş. Burada arkadaşlar önemli olan kilit nokta zorunlu ikamet. 2000'li yıllarda galiba yanlış hatırlamıyorsam 2006 yılında olması lazım. Zorunlu ikamet yasası çıkartılıyor. Herkes yaşadığı yeri belirtmek zorunda, bildirmek zorunda. Gidiyorsun nüfus müdürlüğüne kendi ikametinin adresini bildiriyorsun, belirtiyorsun. Böylelikle sen o hanenin insanı olarak sayılıyorsun. O hanede ikametini alan diyelim ki 5 kişi daha var o hanede yaşayan. Böylelikle hanede yaşayan o 5 kişi de o nüfusa dahil olmuş oluyor. Bu totalde Türkiye nüfusunu veriyor. Önce hane nüfusu, ilçe nüfusu, işte mahalle nüfusu, ilçe nüfusu, ondan sonra şehir nüfusu ve Türkiye nüfusu olarak belirleniyor. Daha kolay bir sistem. Bilgisayar üzerindeki bir veriye aktarıyorlar bunu. Dolayısıyla daha rahat işlem yapılabiliyor bundan. Bu yüzden biraz daha rahat bir sistem olduğunu söyleyebiliyoruz. Doğum, ölüm gibi hareketler, nüfus bilgilerindeki değişimler artık güncelleniyor. Mesela doğum hastanede yapıldığında sana hemen doğum belgesi veriyorlar. Nüfusa dahil oluyor o çocuk. Veya ölen kişi için hemen ölüm belgesi veriliyor. O kişi hemen nüfustan düşülüyor. Yani artık her şey anlık yapılabiliyor. Bu açıdan biraz daha iyi bir sistemdir, daha avantajlıdır. Yormuyor insanları en azından öyle diyelim. Bu sayım sistemine ise de jure sistemi adı verilmiş. Hanede yaşayan kişi sayısının ülke nüfusuna dahil edilmesi de jure sistemidir diyoruz. Evet, sayım sistemleriyle alakalı bilgilerimiz böyle arkadaşlar buradan. Evet, Türkiye nüfusunun değişimine bakıyoruz şimdi. 1927 yılından itibaren Türkiye'nin nüfusu bakın sürekli 2019'a kadar artmış. 2019 yılına geldiğimizde 83 milyonluk nüfusa ulaşmışız. Peki Türkiye nüfusu için ne düşünülüyor? Arkadaşlar Türkiye'nin nüfusu için 2050 yılında 110-120 milyon aralığında bir nüfusa kadar çıkacağı söyleniyor. Yani Türkiye'nin bu yıldan itibaren önümüzdeki yıllarda dahil olmak üzere 2050 yılına kadar Türkiye'nin nüfusu 120 milyona kadar çıkabilir. Böyle bir durum tabii ki Türkiye için ekonomik anlamda sıkıntılar yaratabilir. O yüzden Türkiye'nin 2050'ye yatırım yapması ve bu konuda üretimi arttırması, sanayileşmeyi arttırması, istihdamı arttırması lazım. Yoksa insanlar aç açıkta kalacaklar. Evet, 1927-2019 yılları arasında nüfus yaklaşık olarak 69-70 milyon kişi kadar artmış. Nüfusun bu şekilde hızlı artış göstermesinde en başta sosyoekonomik faktörler var. Ülkemizde görülen nüfus değişimlerini 3 ana döneme ayırarak inceliyoruz. Bunlardan biri Cumhuriyet'in ilanıyla başlayan süreç, 1960'a kadarki süreç. Bu dönemde Türkiye nüfusunda yaklaşık 11 milyon kişilik bir artış var. Yani 13,5 milyondan 25 milyona kadar yakın bir nüfusa gelmişim. Bu dönem Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı gibi ülke nüfusunu ciddi anlamda etkileyen olayların hemen sonrasına denk geliyor. Bu nedenle Cumhuriyet'in ilk yılları doğum arttırıcı politikalar uygulanıyor. Ne zamana kadar uygulanıyor arkadaşlar bu politikalar? 1960'a kadar. Türkiye'nin doğum arttırıcı politikaları 1960'a kadardır. Bu politikalar uygulanmış. Doğum arttırıcı politikalar içerisinde arkadaşlar işte bayağı bir teşvikler de var. İşte toprak veriliyor, bazı yerlerde maaş veriliyor ya da para veriliyor. Mesela kırsal alanda 10. çocuğu yapan babaya madalya veriliyor. Bu kadar teşvik var yani düşünün artık. Hep böyle doğumun artması yönünde bir talep var. Tabii ki neden? Genç nüfus yok. Hepsi ölmüş savaşlarda. Dolayısıyla genç nüfusa ihtiyaç olduğu için arttırıcı politikalar uygulanmış. Kaybedilen savaşlar sonrası Anadolu'ya Türk göçleri gelmiş. 1939'da Hatay anavatana katılmış ve böylelikle Türkiye nüfusu yine artışa geçmiş. İşte bu dönem 1930'lu yıllarda Bulgar Türkleri,
50'li yıllarda yine bir Bulgar Türk'ü göçü var. Bunları göçler konusunda konuşacağız. Dolayısıyla bu göçler Türkiye nüfusunu arttırmıştır diyoruz 1960'a kadarki süreçte. Şimdi 1945 yılı, 40-45 yılları çok pardon, İkinci Dünya Savaşı başlıyor. İkinci Dünya Savaşı başladığında biz fiilen savaşa dahil olmuyoruz. Ama ya olursak diye, yani ya sıkıntı çıkarsa, ya bize de saldırırlarsa diye seferberlik ilan ediyoruz. Seferberlik ilan edilmesiyle birlikte arkadaşlar, asker eli silah tutan tüm erkekler neredeyse cepheye gönderiliyor ve böylelikle sınır güvenliği sağlanmış oluyor. Şimdi erkekler cephedeyse nasıl doğum olacak, değil mi? Yani doğum mümkün değil bu anlamda. O yüzden nüfus artış hızında muazzam bir düşüş başlayacak. Çok büyük bir düşüş bakın. Sonra 1945'ten sonra, bakın 40-45 çok büyük bir düşüş. 45'ten sonra artık savaş bitti, seferberlik kalktı. Erkekler, cephedeki erkekler evlerine döndüler. Tabii ki hasret giderecekler ve doğal olarak Türkiye nüfusunda deyim yerindeyse bir patlama yaşanacak. Türkiye'de nüfus patlama dönemi süreci olarak bilinir arkadaşlar 45-60 aralığındaki zaman dilimi. Tabii yoğun bir artış var ama 1945'e kadarki olan o süreçte nüfus artışının düştüğü dönemde kıtlık, salgın hastalıklarında etkisi varken nüfus artışı düşüşünde 1945-60 yılları arasında artık sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması, bebek ölümlerinin azalması, işte refah düzeyinin artması gibi durumlarda yine aynı şekilde etkili olmuştur diyoruz. 1960'a kadarki Türkiye'deki durum birinci dönemde böyle. Geldik ikinci döneme. Bu arada sorunuz var mı diye bir bakayım hemen. Akşam dersim. Bir saniye hemen arkadaşlar. Şimdi şurayı okudum. Akşam dersim 18'de. Soran arkadaş için söyleyeyim. Aynı konudayım. Aynı yerden başlayacağım. Yani bu grupla aynı yerden başlıyorum 18'de. Şimdi de facto ilkel yöntem sayılır Elif. Aynen öyle. Yani gidiyorsun kapı kapı dolaşıyorsun. Herkesi sayıyorsun tek tek. O de facto yöntemi. 1927 ile başlayıp 2000 arasına kadar olan süreçte de facto sayım sistemi uygulanmış. 1927-2000 de facto sayım sistemi. Tamam mı Şerife? 2007'den sonra günümüze kadar da de jure sistemi uygulanmış. Meral hemen slide'ı gönderebilirim. Bir saniye bekleteyim sizi. Evet, internet sayfasının açılmasını bekliyorum. O yüzden biraz uzun sürdü. Evet, gönderdim arkadaşlar slide'ı. Evet, sonra hemen devam ediyorum. Şimdi ikinci dönem. İkinci döneme geldiğimde 1960-1985 yılları arasındaki dönemi kapsayacak. Şimdi 1960'da artık diyecekler ki ya bu arada 1945-60 arasında çok fazla nüfus arttı. Yine böyle artmaya devam ederse ülke ekonomisi açısından sıkıntı olur. Öyleyse biz şunu yapalım, aile planlamasına geçelim diyorlar. 1961'de Devlet Planlama Teşkilatı kuruluyor ve aile planlamasına yönelik çalışmaların hepsi yayınlanıyor ve planlanıyor. Sosyoekonomik hayatta yaşanan gelişmelere bağlı olarak da yine ülke nüfusu artış hızında bir azalma görülmüştür diyoruz. 1960'da tabii ki sadece bu sebeple azalma başlamamış. Temel azalma sebebi işçi göçleri. Özellikle Almanya'ya giden işçi göçleri Türkiye'nin nüfus artış hızını çok ciddi şekilde düşürecek. Çünkü erkekler gidiyor, göç ediyorlar. Öyle düşünün. Sonra 1960'da giden işçilerin bir kısmı 1985'te dönmeye başlıyor. 85, 80-85 arasında. Dolayısıyla
Bu dönüşle birlikte toprak reformunda başlaması, işte dönenlere de özellikle toprak verilmesi gibi durumlar Türkiye'de nüfus artış hızını 1980-85 döneminde çok az bir arttırıyor. Tamam. Sonra 1985 sonrası, yani günümüze kadar olan süreç. Şimdi şu anki durumu birazcık tarif ediyor olacağız. Şimdi nüfus artış hızında çok ciddi bir düşüş başlıyor 85'ten itibaren. Bu süreç genel olarak azalmaya, sürekli düşmeye devam ediyor. Günümüze kadar da devam etmiştir diyoruz. Neden düşmüştür? Temelde aslında şehirleşmenin çok büyük bir etkisi var. Şehirleşmenin nasıl etkisi var? Şimdi kırsalda çok çocuk yapıyorum, salıyorum tarlaya. Bu çocuklar bedava işçi, çalışsınlar. Dolayısıyla şehirleşmeyle birlikte bu kadar çok çocuğu salacak bir tarlam yok. O yüzden doğal olarak kendimi daha az nüfusa doğru çekiyorum. Bu yüzden şehirleşme nüfus artış hızını düşürür. Bu bir. Aile yapısı değişiyor. Geniş aileden artık böyle çekirdek aileye doğru geçiyoruz. Dolayısıyla işte anne baba çocuklar, bir ya da iki çocuk gibi bir aile yapısına geçilmiş. Kadınlar iş hayatında aktif rol oynamış ki çok çok önemli bir etkendir arkadaşlar. Kadınların iş hayatına geçmesi Türkiye nüfus artış hızını çok ciddi miktarda düşürmüştür diyoruz. İyi de olmuş çünkü bilinçlenme, eğitim seviyesinin artışı beraberinde gelince gerçekten çok doğru bir şey olduğunu anlayabiliyoruz. Şu camı bir kapatayım, çok özür dilerim, çok gürültü geliyor arkadaşlar dışarıdan. Evet, camı kapattım. Aşağıda kargocular vardı, biraz gürültülü oluyor. Üç çocuk politikası günümüzde, ondan bahsedeceğiz. Evet, Murat, güncel. TÜİK verilerin güncel hali bu. Şimdi, aktif rol alması tabii ki eğitimdeki ilerlemeler, dış sektörlerdeki istihdam artışı, nüfus artış hızını çok ciddi şekilde düşürmüş. Evlenme yaşı yükselmiş. Genç yaşta evlilikler azalmış, aile planlaması, doğum kontrol yöntemleri yaygınlaşmaya başlamış. Böylelikle 3. dönemde nüfus artış hızında çok ciddi bir düşüş var. Birazdan grafiklerde zaten göreceksiniz. Yurt dışından gelen göçler, doğal nüfus artışlarıyla birlikte Türkiye nüfusu sürekli artmış. 2019 yılında binde 13.9'luk bir nüfus artış hızıyla Türkiye'nin nüfusu 83 milyona ulaşmış diyoruz. Bakın burada grafikte de göreceğiniz gibi 1935'te binde 21'lik artış var. 1940-45'te nasıl düşüyor, gördüğünüz gibi zemini görmüş neredeyse. Ondan sonra 50, bakın artış, artış, artış. 1945'ten sonra 1960'a kadarki süreçte Türkiye nüfusu sıçrama yaşıyor neredeyse, deyim yerindeyse. Yani çok büyük bir nüfus artışı var. Sonra biraz düşüyor ve bu dengede devam ediyor. Sonra 1980'lere doğru tamamen düşüyor ki buralarda Avrupa göçleri var biliyorsunuz. Sonra hafif geri dönenlerin etkisi, nüfus artışı artacak. Daha sonrasında tekrardan bir düşüş ve bir daha çok fazla artmamak koşuluyla Türkiye nüfusu biraz daha dengeli bir sürece girmiştir diyoruz. Binde 13'ler seviyesine. Peki nüfus artışının en düşük olduğu sayım yılı hangisiymiş bakın? 1945 dönemi en düşük dönemmiş. Neden böyle peki? Neden 1945 en düşük nüfus artış hızı? Savaş var ama biz savaşa fiilen katıldık mı? Fiilen savaşa katıldık mı? Katılmadık. Ama ne ilan ediyoruz? Seferberlik ilan ediyoruz. Seferberlik ilanıyla birlikte erkekler cepheye gidiyor. Bu tabii ki nüfus artış hızını düşürüyor. Güzel, harikasınız hepiniz. Şimdi tabii bu süreçte kıtlık var. Salgın hastalık var. Sağlık hizmetleri yetersiz. Bunların hepsini bir araya getirince Türkiye'de nüfus artış hızında çok ciddi bir düşüş yaşanmış. Peki, sebepleri bunlar dedik. Geçtik. Altta yazıyor. Söylediğimiz şeyler yazıyor yani. Daha sonra slide üzerinde okuyabilirsiniz. Nüfus artış hızının en yüksek olduğu sayım yılı ise hangisidir bakın? 1900
60 dönemine denk geliyor. Neden 1960'da en fazla nüfus artışı olmuş? Ya da 1945'ten sonra 55-60 dönemlerinde neden çok büyük artışlar var? Evet. Seferberlik bitti, güzel. Uzun süre askerde olan erkekler evlerine döndü. Zaten nüfus arttırıcı politikalar vardı. Aynen öyle. Bunlar uygulanmaya devam etti. Bu süreç içerisinde sağlık hizmetleri yaygınlaştı. Sağlık teknolojisi arttı. Refah düzeyi arttı. Türkiye'ye gelen göçler var. Bunlarla birlikte nüfusta çok ciddi bir patlama yaşandı diyoruz. Hepinizin söylediği doğrudur. Aynen öyle. Peki dalgalanma gördüğümüz süreci yorumladık zaten. İşte artış hızındaki artma azalma durumuyla ilgili de bazı dönemde artmış, bazı dönemlerde azalmış. Bunların sebeplerini az önce zaten söylemiştik. Güncel olarak da binde 13.9 dedik. Az önce de onu söyledik. Türkiye'nin nüfus artış hızı. Bu arada nüfus artış hızı dedik ama hiç tanımını yapmadık. Şöyle kısaca bir bahsedeyim. Bir önceki sayımdaki nüfus artışıyla günümüz sayımı karşılaştırılıyor. Mesela diyelim bir önceki yıl 1 milyon artmış. Bu yıl 1,5 milyon artmış. O zaman nüfus artış hızı artmış. Diyelim ki bu yıl 900 bin artmış, bir sonraki yıl 750 bin artmış. O zaman nüfus artış hızı azalmış anlamına gelir. Tamam? Yani yine nüfus artmış ama az artmış. Ya da daha çok arttıysa daha çok artmış gibi oluyor. Evet. Dalgalanmalar böyle. Güncel olarak da arkadaşlar 2018 yılında binde 14.7 iken nüfus artış hızı 2019 yılında binde 13.9'a düşmüştür diyoruz. Evet. Nüfus artış hızı ekonomik gelişmeyle ters orantılıdır. Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı az, geri kalmış ülkelerde çok fazladır. Ülkemiz nüfus artış hızının yüksek olması ulusal gelirin arttırılarak dengeli bir şekilde dağılmasıyla sorun olmaz. Ama Türkiye'de maalesef böyle bir durum ne yazık ki yok. Ülkemizde sanayileşmiş alanlardaki nüfus artışı o yöredeki iş olanaklarının artışıyla sıkı bir şekilde paralellik gösterir. Bu yöredeki nüfusun artması çevreden olan göçlerin payıyla büyük ilişkilidir. Türkiye'nin nüfus artışının en güzel örnek her yıl Türkiye'nin nüfusu artar, buğday üretimi de artar. Doğal olarak Türkiye dışarıya buğday satamaz. Çünkü her yıl bu gelen nüfusu karşılayabilecek kadar buğday üretimi var. Dolayısıyla bizim en çok tükettiğimiz şey un, yani ekmek olduğuna göre buğdayın dış satımında artmadığını söyleyebiliyoruz. Bunun temel sebebi işte temel tüketim olması ve her yıl nüfusun artması. Dünyanın fazla nüfuslu ülkeleri arasında sayılır. Ülkemizin nüfusu komşu ülkeleri kıyasla işte Bulgaristan, Yunanistan, Irak, Suriye kıyasla oldukça fazladır. Komşu ülkeler arasında en fazla bize yakın nüfus da İran. 81 milyon İran'ın nüfusu da. Dolayısıyla 80 milyon civarında. Dolayısıyla İran bizim nüfusumuza yakın. Ama Türkiye'nin nüfusuna göre düşündüğümüzde Çin, Amerika, Japonya, Hindistan gibi ülkelerin nüfuslarına göre oldukça azdır. Çin işte 1,5 milyara yaklaşıyor yavaş yavaş. Hindistan da keza öyle. Amerika 400 milyon civarında. Japonya 150 milyon civarı. Dolayısıyla bunlar kalabalık nüfuslu ülkeler. Evet, burada kalalım. Nüfus artışı nedenleri, sonuçları burada bırakıyorum arkadaşlar. Son dönemde evet Suriyeliler etkiliyor Arzu. O da 2012'den itibaren etkiliyor ama yani böyle çok büyük bir etki mi dersen tabii o kadar maksimum etkiler de değil. Ama yine de bir etki olduğu söylenir.